Ne güzel bir gün. Hava şahane. Günlerden cuma ve aynı zamanda doğum gününüz. Adımlarınızı ekstra bir keyifle atarak yürüyorsunuz. Ve birden bum! Her şey kararıyor. Gözleriniz kapatılıyor ve elleriniz bağlanıyor. Bir arabanın bagajına zorla sokuluyorsunuz ve araç hareket etmeye başlıyor. Hayır! Bu sizin doğum günü partiniz değil. Panik yapmalı mısınız? Hiç gerek yok. Şu an ilk yapmanız gereken şey kafanızı toparlamak, durumu analiz etmek ve her detaya dikkat göstermek. Önce nefes alışverişinizi düzenleyerek başlayın. Derin bir nefes alın. 5'e kadar sayın ve nefesinizi verin. Sakinleştiniz mi? Aklınızı kullanarak bu durumdan kurtulmaya hazır mısınız? Güzel. Ama hadi önce biraz geriye gidelim. Henüz sokakta yürürken arkanızdan yaklaşan bir gölge görmüş veya adım sesleri duymuş olabilirsiniz. Biliyorum, böyle şeylere kimse dikkat etmez. Özellikle de gözlerimizin telefonlarda olduğu ve sürekli kulaklıklarla müzik dinlediğimiz bu günlerde. Ama işte problem de bu ya. Ne olursa olsun her daim tetikte ve etrafınızdakilerden haberdar olmanız gerekir. Olayın başı en önemli andır. Derhal çığlık atmaya başlayın ve tüm gücünüzle karşı çıkmaya çalışın. Sizi kaçıracak kişi tüm bu mücadeleyi beklemiyor olabilir. Bu fırsattan yararlanarak da elinden kurtulabilirsiniz. Kendinizi arabanın bagajında veya arka koltuğunda bulursanız bağırmak pek işinize yaramayacaktır. Yani gücünüzü saklayın. Ancak araba durursa ve etrafta diğer insanların olduğunu duyarsanız var gücünüzle bağırarak yardım isteyin. Sizi bağlamaya başlarlarsa ellerinizi yumruk yapın ve tüm kaslarınızı sıkın. İpi vücudunuzun etrafına doluyorlarsa göğsünüzü şişirin. Ama bunu gözlerine sokar gibi yapmayın. Bunları yaparsanız kaslarınızı sıkmayı bıraktığınızda ipler daha gevşek duracaktır. Ellerinizi vücudunuzun ön tarafına bağlarlarsa yumruklarınızı vücudunuza yakın tutun. Bunu yaparak bileklerinizin arasında ufak bir boşluk bırakabilirsiniz. Yani keskin bir şeyle ipleri kesmeniz için ideal bir yer. Bir arabaya doğru sürükleniyorsanız derhal arabanın çalıştırılmasını engellemeye çalışın veya anahtarı çıkararak olabildiğince uzağa fırlatın. Bir bozuk para, bir metal parçası veya sakız gibi anahtarın içine girmesini önleyecek şeylerle kontak deliğini kapatabilirsiniz ve sizi arabayla uzaklara götürmelerini önleyebilirsiniz ya da en azından biraz vakit kazanmış olursunuz. Bunu yapamazsanız fiziksel durumunuzu analiz edin. Adrenalin sinirlerinizi uyuşturabilir. O yüzden biraz sakinleşince kendinizi kontrol edin. Rahatlıkla nefes alabiliyor musunuz? Tüm uzuvlarınızı kolayca hareket ettirebiliyor musunuz? Üzerinizde görünür darbe izleri var mı? Güzel. Demek ki iyisiniz. Artık neler yapabileceğinize bir bakın. Kaslarınızı sıkmanız bir işe yaramış mı? Bağlı olsanız da biraz hareket edebiliyor musunuz? Belki de gözlerinizi örttükleri şeyin içinden etrafı görebiliyorsunuzdur. Bunlar sizin avantajlarınız. O yüzden gizli tutun. Eğer mümkün olursa bagajdan arka koltuğa geçin. Sizi kaçıran kişi bunu hiç beklemeyecektir. Ve buradan kaçmanız çok daha kolay olacaktır. Bunların hiçbirini yapamazsanız bir kriko veya benzer ağır bir şey bulmaya çalışın. Bu sayede araba durup da kötü adam bagajı açtığında kendinizi koruyacak bir şeyiniz olur. Arabanın kaç kere durduğu ve nerelere döndüğü gibi detayları aklınıza not edin. Yolu gözünüzde canlandırın ve virajlar arasındaki süreleri tutun. Sola döndükten sonra 45 saniye, sağa döndükten sonra 125 saniye gibi. Hatta rotanızı bile tespit edebilirsiniz. Sonra olur da birilerini arayabilirseniz, onlara nerede olduğunuzu bildirebilirsiniz. Ayrıca kaç kişinin sesini duyduğunuza da dikkat edin. Ruh hallerini analiz etmeye çalışın. Sesleri gergin mi geliyor veya sinirli mi? Herhangi bir isimden veya adresten bahsediyorlar mı? O an pek işinize yaramayacaktır ama bu detaylar polis için çok önemlidir. Herhangi bir noktada özgürlüğünüzden bahsederlerse çok heyecanlanmayın. Hala hayatta kalma modunda olmanız gerekiyor. Gereğinden fazla rahatlamak dikkatinizi köreltebilir. Neden bu durumda olabileceğinizi düşünün. Birilerini mi kızdırdınız? Varlıklı bir aileniz mi var? Belki de varlıklı bir ailesi olan birine benziyorsunuzdur. Yani sizin için fidye isteyebilirler. Ve bu iyi bir haber. Çünkü tek istedikleri şey para.
Bu söylenmesi yapmasından kolay olan klişeyi dile getireceğim için kusura bakmayın ama pozitif kalmaya çalışın. Sakinliğiniz ve arkadaş canlısı yaklaşımınız sizi kaçıran kişinin tedbiri elden bırakmasına neden olabilir. Bu kişi ağzından bir şey kaçırabilir veya önemli bir detayı fark etmeyebilir. Sorularına akıllıca ve iyice düşünerek cevap verin. Ve bu sırada bağırmayın veya tehditler savurmayın. Karşınızdakine saygı duyulmayı hak ettiğinizi ve zararsız olduğunuzu gösterin. Onları dinleyin. Hatta onlarla muhabbet etmeye de çalışabilirsiniz. Ama bunu abartmayın. Aksi halde numaranızı anlayacaklardır ve onları kandırmak için kibarlık yaptığınızı düşüneceklerdir. Yapabildiğiniz her şekilde zamanı ölçmeye çalışın. Birinin bileğindeki saate bakabilirsiniz veya güneşi referans olarak alabilirsiniz. Kendinizi sakinleştiremiyorsanız aklınızdan bulmacalar çözün. Arkadaşlarınızla muhabbet ettiğinizi hayal edin ve o günün hayatınızın en güzel günü olduğunu farz edin. Bu sayede yoğun bir stres altına girmenizi engellersiniz. Sizi kaçıran kişi ailenize iyi olduğunuzu söyleyebilmeniz için size bir telefon verebilir. Böylelikle merak etmelerini ve yetkilileri aramalarını önlemenizi isteyebilir. O yüzden bu durumlar için kullanabileceğiniz bir kodunuzun olması iyi olacaktır. Mesela, bugün her zamanki gibi şahane bir gün geçirdim. Buradaki her zamanki gibi şahane bir gün, başınızın dertte olduğunu belirten kod olabilir. Olur da yardım ekiplerini arayabilirsiniz ama konuşabilecek bir durumda değilseniz, telefonu açık bırakın ki aramanın nereden geldiğini tespit edebilsinler. Göz bağınızı veya karşınızdaki kişinin maskesini çıkarmaya çalışmayın. Sizi serbest bıraktıktan sonra tanınmamak istedikleri için yüzlerini göstermek istemiyor olabilirler. Ama onlar farkında olmadan yüzlerini görürseniz bunu kendinize saklayın. Birkaç gün boyunca kapalı bir yerde kalırsanız kendinizi formda tutun. Şınav çekin, squat yapın, koşun. Orada neler yapabiliyorsanız onları yapın. Egzersiz yaparak hem kafanızı dağıtabilirsiniz hem de kan dolaşımınızı arttırabilirsiniz. Bu sayede de daha iyi düşünebilirsiniz. Odada sizden başka rehineler de olabilir. Onlarla kaçış planınızı veya gizli bilgileri paylaşmayın. Bu kişilerden biri kendi özgürlüğü için sizi satabilir. Bazen diğer rehineler de sizden önemli bilgiler edinmeye çalışan ve kaçıran kişilerin bir planına dahil olan kişiler olabilirler. Bunu her ne kadar yapmak istemeseniz de sizi kaçıran kişiden ufak iyilikler isteyin. Mesela bir örtü veya bir bardak su gibi. Bunun gibi istekler sayesinde onunla bir bağ kurabilirsiniz ve orada geçirmeniz gereken süre daha katlanılır olur. Tabii bunlar bir yerde tutulduğunuz zamanlar için geçerli. Ama şu an hala bagajdasınız ve hala sizi zorla alıkoymalarını engelleyebilirsiniz. Önce arka lambaları kaplayan panelleri sökerek başlayın ve bunları tekmeleyerek düşürün. Elinizi bu delikten çıkararak diğer sürücülere işaret verebilirsiniz. Arka lambaları yerinden çıkaramazsanız kablolarını sökmeyi deneyebilirsiniz. Bu sayede polisin arka lambaları çalışmayan arabayı fark etmesini kolaylaştırmış olursunuz. Aa, affedersiniz, ellerinizin bağlı olduğunu unutmuştum. Neyse, araba nihayet durdu diyelim. Bagajın içine gün ışığı da sızmıyor. Yani bir bagajda olabilirsiniz. Araba kapısı açılıyor ve size yaklaşan adım sesleri duyuyorsunuz. Derken bir klik ve bagaj açılıyor. Sizi çıkarıyorlar ve ayaklarınızın üstüne bırakıyorlar. Sonra bir kapıdan geçiyorsunuz ve bir koridordan ilerleyerek bir odaya çıkıyorsunuz. Sesleniyorsunuz ama kimse cevap vermiyor. O sırada kolunuzu bırakıyorlar. Birisi ellerinizi çözüyor ve gözlerinizdeki bağı çıkarıyor. Gözlerinizi açıyorsunuz ve etraf kapkaranlık. Ama birden sürpriz! Işıklar açılıyor ve odanın içinde arkadaşlarınızı görüyorsunuz. Önünüzdeki masada da bir doğum günü pastası var. Bu garip ve ayrıntılı bir şekilde planladıkları kaçırma olayı sürpriz doğum gününüzün bir parçasıymış meğer. Ama o an sizin aklınızda olan tek şey daha iyi arkadaşlar edinmem gerekiyor düşüncesi. Evet, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz videomuzu beğenin ve bir arkadaşınızla paylaşın. Hatta her şeyi abartmayı seven bir arkadaşınız bile olabilir.
Ve işte beğenebileceğinizi düşündüğüm diğer videoları burada bulabilirsiniz. Soldakine veya sağdakine tıklayın ve hayata olumlu bakmanız dileğiyle. Hoşça kalın.